Saygı Erdemir Çöker sayfasının değerli takipçilerine buradan selam olsun. Bugün 2024-2025 UEFA Avrupa Ligi sezonumuzu açıyoruz. Yani daha doğrusu bu yıl Avrupa serüvenimiz başlıyor arkadaşlar. Bugün Kadıköy'de Union San Gilios'u konuk ediyoruz. Biliyorsunuz geçen yılda Konferans Ligi'nde rakibimiz de son 16 turunda. Aynen öyle. Daha sonra çeyrek final Olympiakos. Daha sonrasında Konferans Ligi'nden elenmiştik. Nefes nefese kaldım. Bu arada yanımda Kenan Vidal var. Fenerbahçe Beko Barcelona basketbol maçından hatırlarsınız. Oğlum nefes nefese kaldım lan, zar zor konuşuyoruz. Konuş biraz. Çok girdik. Vallahi sormayın arkadaşlar. Kadıköy'ün yokuşu bizi şey etti. Kadıköy sokaklarında şu an turluyoruz maç öncesi. Uzun zaman olmuş. Özlemişim gerçekten Kadıköy sokaklarını. Stad'da Samanyolu okunuyor arkadaşlar ve ben hala stada girişimi yapamadım. Samanyolu bitti, Athena Gökhan bitti ama Mohican'a yetiştim arkadaşlar. Maç başlamadan stada girmeyi başardım. Şimdi tribünüme doğru ilerliyorum. Geç kalmamın sebebi de sohbete daldık arkadaşlar. Evet, işte Kadıköy Boğazı'nda orada bir mekan oturduk. Kaptırdık kendimizi sohbetine. Normal şartlarda böyle şeyler yapmazdım ama bu defa böyle oldu. D bloktan girişimi yapıyorum ve yaparken de sana geldim, sana geldim. Şimdi maç başlıyor arkadaşlar. Nasıl bir kombinle çıktık hiçbir fikrim yok arkadaşlar ama oraya bir rotasyona gideceğim diyordu. Ve geri sayın.
olması arkadaşlar. Galatasaray maçında en çok eleştirdiğim isimlerden biri golü atan Çağlar Söyüncü. Karambolle vurdu ve gol oldu. Fenerbahçe'sini 1-0 öne geçirdi Avrupa Ligi'nde Sergio Ramos'a karşı. Arkadaşlar elinizle hava topuna yükselirken engel olamaz. Bazen mutludur. Ağır olamaz. Ne çarpıyordur. Engel olamaz. Bazen mutludur. Ağır olamaz. Beş dakika bitti arkadaşlar. İyi gördüm Fenerbahçe açıkçası. 2'yi, 3'ü hatta 4'ü atmamız lazım arkadaşlar. Yani Fenerbahçe fark atsın ki ben de görüntülenme alayım. Taraftar sevilsin ayrıca. Onu da söyleyeyim. Onu da belirtmeliyim. Umarım ikinci yarıda ikinci ve üçüncü golü de buluruz arkadaşlar. Yalnız fazlasıyla da susamışım arkadaşlar. Her ne kadar tribünleri çektiysem çoğunlukla ilk yarıda. İlk yarıda Union Saint-Gilloise'ın kalemize geldiğini çok göremedik arkadaşlar. Gördüysek de 2 defa, 3 defa. Arada köşe vuruşları oldu ama onlar bir şey değil. Oyundan alınan isimler arkadaşlar ve yerlerine giren isimler ise Dusan Tadic ile Bright Osayi Samuel. Fenerbahçe'nin penaltı kazandı arkadaşlar. Ne? Bence serbest vuruş. Ve serbest vuruşu ve çözen satışı da olmadı mı? En-Nesyri yerde kaldı arkadaşlar ve En-Nesyri'ye müdahale yapan oyuncu kırmızı kartla atıldı oyundan. Union Saint-Gilloise 10 kişi. Thank you.
geldi arkadaşlar. Gol kendi kalesine. Ozan çevirdi. Fenerbahçe'yiz. Rakip de kendi kalesine attı arkadaşlar. Kosun Paşa oyunda Fenerbahçe'de. Sencilo Aslan sonra Fenerbahçe'de 10 kişi maçta arkadaşlar. Her şey çok hızlı gelişti. Ondan dolayı pozisyonda adam akıllı göremedim. Ama sert girdi. Muhtemelen Osay Samuel. Fenerbahçe'miz bugün Union Saint-Gilloise'ı 2-1 mağlup etti sahasında. Livakovic penaltıyı kurtardı ama bir dakika sonra karambolde golü buldu. Rakip Saint-Gilloise farkı da 1'e indirdi ama galip gelmek için bu gol tabii ki de onlara yetmedi. Güzel bir maçtı yani, Fenerbahçe'miz kazandı sonuç olarak. Mutluyuz tabii ki de. Yani daha iyi skor bekler miydim? Yalan yok, beklerdim ama aman aman bir futbol oynadığımız da söylenemez. Kötü oynamadık. Aslında iyi de oynamadık, biliyor musunuz? Yani şimdi düşündüm, maçı da izleyen biri olarak yorum yapıyorum. Ortalama bir performans sergiledik arkadaşlar maçta. Bu maç hakkında söyleyebileceğim pek fazla bir şey yok arkadaşlar. Avrupa Ligi'ne güzel galibiyetle başladık. Umarım bu galibiyet Fenerbahçe'mize ilaç gibi gelmiştir ve ilerleyen haftalarda daha iyiye gideriz. Bu maç biraz egzersiz, biraz antrenman, biraz motivasyon katar umarım takıma. Umarım toparlarız ve şampiyonluk yarışına ortak oluruz arkadaşlar. Bundan 2 saat önce de arkadaşlar Ajax kendi sahasına Johan Cruyff Arena'da temsilcimiz Beşiktaş'ı 4-0 mağlup etti. 2 gün öncesinde ise Galatasaray kendi sahasında PAO 3-1 mağlup etti. Umarım bu video hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Video hoşunuza gittiyse beğenmeyi unutmayın. Maç hakkındaki düşüncelerinizi ise yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Mutlaka yazın arkadaşlar. Gerçekten sizin de maç hakkındaki düşüncelerinizi merak ediyorum. Fenerbahçe'de ne eksik, ne fazla. Fenerbahçe'ye ne lazım, ne lazım değil. Mutlaka ve mutlaka yazın. Hepsini okuyorum. Tekrar ediyorum. Kalp atmasam dahi okuyorum. Sizleri seviyorum. Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın. Hoşça kalın, saygı derdime çok önemlisin. Hızlı bir kapanış oldu, farkındayım. Sağlıcakla kalın.